Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Videomun bu diğer kısmında Logi ve nasıl web sitesi ekleyeceğimizi ekran paylaşım şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videomun nasıl gözüktüğünü ilk önce bir bakmak istedim şu cep telefonundan her neyse. Arkadaşlar şimdi ben ekran görüntüleri almıştım. Onları paylaşmak istedim. Veya ekran görüntülerine gerek yok. Arkadaşlar direkt anlatımla herhangi bir sistemi ekleyerekten başlayacağım. Şurada bir sesimi deneyeyim. Acaba nasıl ses var mı? Bir dakika. Telefonda. Neyse. Telefon biraz kendine gelsin. Evet arkadaşlar. Sanırım ses falan var. Tekrardan bir şuraya baktığımda evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyelim ki evet. Evet arkadaşlar. Şimdi diyelim ki Logi ve bir web sitesi ekleyeceğiz. Mesela ne olsun? Ben iki tane web sitesi ekledim. Şimdi de örneğin halı yıkama Gölbaşı Antep köy ürünleri. Hemen Logi'ye giriyorum arkadaşlar. Evet, Logi'ye girdikten sonra burada logi.com'da arkadaşlar logi.com'dan sonra web masters diyorum. Ve bana burada bir kod veriyor. Mesela diyelim ki ben ilk önce Logiv'de olmayan bir sitemi deneyeceğim. Mesela Logiv'de olmayan bir sitem ne olabilir? Evet, hemen düşünüyorum. Çoğunu indekslemiş çünkü. Mesela örneğin desem ki English WebPR sistemi indekslemiş. Hangi arama sonuçlarına çıktığını ben henüz tabii ki bilmiyorum. Fakat olmamış olabileceklerden bir saniye. Ha, mesela diyelim ki Ordu Kombi Servis sitesi. Var mı bakalım? Evet. Kendim eklemediğim gibi ilk sıralarda gözükmüyor. Peki ben bunu direkt şu şekilde yazsam. Ordu kombiservis.com. Acaba indeks almış mı sistem? Bakıyorum şu anda almamış. O halde ne yapıyorum arkadaşlar? Web sitemi Logi'ye ekliyorum. Şuradan Logi ve tekrardan tabii ki şeyle de gelebileceğim gibi evet, şuradan tekrardan yazıyorum arkadaşlar. Logi.com/webmasters. Evet, geldiğimde şu kodu sisteme ekleyeceğim. E-mailimi ve web sitemin adresini yazdıktan sonra daha sonradan şurada kapı açık kodunu yazıp submit diyeceğim. O kadar arkadaşlar. Şimdi ne dedim? Ordu kombi servis sistemi ekleyeceğim dedim. Hemen yazıyorum. Ordu, pardon, Ordu kombi servis .com diye yazdım arkadaşlar. Siteme gidiyorum. Sitemin yavaş açılmasının bir sebebi şu olabilir. Bazen evet, siteme yanlış şifreyle girdiğim zaman server hata veriyor. Şu anda o hata yok. Peki. Evet, hemen girişi yapıyorum. Bunu webmasterlar zaten bilecektir. Fakat
Ben yine de herhangi birisi yeni web site hazırlamaya başlamış herhangi birisinin web sitesi yapmayı yeni öğrenmiş birisine için rehber olabilecek bir video diye düşündüm. Evet. Arkadaşlar şuradan düzenleyiciye gelip ne yapıyorum? Header'a gidiyorum. Header PHP dosyama gidiyorum. Bakın. Burada arkadaşlar şurada kendime rahat bir alan seçip yani head şeylerin arasında şu kodu kopyalıyorum. Kopyaladım. Bakın. Geliyorum. Ama bu son head etiket. Tabii ki şuraya koymam lazım. Pardon, yanlış söyledim. Şuradaki aralığı kapatayım. Gördüğünüz gibi head etiketini burada kapatmış. Burası da arkadaşlar head yani başlangıç etiketi yapıştırdım arkadaşlar. Geldim aşağıda. Dosyayı güncelledim. Bazı tema arayüzleri buna izin vermez dosya güncellemeye. Bakalım benim temam izin veriyor muydu? Ben hatırlayamadım ama izin veriyor olabilir. Bakalım. İzin vermiyorsa kontrol panelinden yükleme yapmamız gerekir. Bekliyoruz. Dosyayı güncelledik. Bayağı da bekletti bizi. Server'da neden bir yavaşlama oldu? Allah. Bayağı bir bekletti. Evet. Nedendir acaba? Her neyse arkadaşlar bu ekran devam ederken biz burada e-mail adresimize gireceğiz. Hemen e-mail veriyorum buraya. Info imoza.bilisim.com web site adresimiz olarak ne diyorum? HTTPS tabii ki ordu.kombiservis.com kapı açık kodumu yazacağım. Tabii ki şu anda ilk önce şuradaki ekleme neden olmadı? Bir daha bastım üzerine. Evet. Bu tema şu anda izin vermiyor arkadaşlar. Temam izin vermezse ne yaparım? Zaten temam izin verseydi yapacağım şey çok kolaydı. Şuraya gelirdim. Submit dediğimde bir kez hata verirse daha sonradan gelirdim. Sayfamı bir kez daha güncellerdim. Daha sonradan bu şekilde olurdu. Peki farklı bir sitede denemekten öte arkadaşlar bunu zaten bunu bu şekilde yapabileceğimiz için örneğin cPanel aracılığıyla yükleyelim. Evet. Peki bakalım. Kontrol panelime girdim. Her webmaster'ın kontrol cPanel'ine giriş hakkı olabileceği gibi bazı webmaster'lar yeni başlayanlar henüz olmayabilir. Evet, burada arkadaşlar neydi? Ordu kombi servis. Evet, gördüm şimdi. Bu da neden değil? Evet, ordu kombi servis sistem burada olması lazım ama sanırsam diğer serverda çıkıyorum arkadaşlar buradan.
Ve geldim. English slash cPanel server'ına gittim. İnşallah bazı hackerlara tüyo vermiyoruz, bilmiyorum ben artık buralarda çıkan bilgilerden, ekran paylaşımları falan. Evet arkadaşlar, bakalım burada ordu kombi servis burada, evet. Tüm bilgilerimiz de burada. Ben bunu nasıl eklerim arkadaşlar? Teams'ten. Şurada marketi temamdan arkadaşlar. Daha evvelden hiç cPanel'den site eklemesi yapmadım. Bir kez ilk defa burada deniyorum. Evet, nereye yazarım ben bunu? Images, inşallah, bir languages, page templates. Evet. Header, PHP yazarız değil mi arkadaşlar? Az evvel de header arıyorduk. Acaba bu şekilde mi yaparım? Bir dakika. Buralar çok kritik yerlerdir. Şimdi. Şöyle yaparım arkadaşlar. View derim. İşimi sağlam alırım. Tüm kodumu kopyalarım. Tabi o şekilde değil. Şu şekilde. Tüm kodumu kopyalarım. Ve kopyaladığım tüm kodumu gelirim buradan Word'e yapıştırırım. Microsoft Word. Okay, I found this on the web. Evet, Siri yine hata yaptı. Arkadaşlar, Word'u bulalım. Bu arada videoyu kimler izliyor, kimler izleyecek bilmiyorum gerçi. Çünkü ben şu anda bunlarla konuşuyorum. Evet, kodumu şurada kaydediyorum. Bunu PHP olarak şuraya kaydediyorum. Evet. Kaydettikten sonra arkadaşlar elimde kodum sağlam olarak duruyor. Ve pardon, yine bir şekilde değil. Evet. Aslında orada bir işlem daha yapmam lazım ama yine bir view dedim ben buna. Edit devam lazım da. Evet. Evet, beklenmedik sonuçlar doğurabilir dedi bana. Tabii ki. Risk her zaman vardır. Bazen önlen... Gerçi ben kodumu kopyaladım. Burada bir rahatlığım var. Şimdi arkadaşlar şu iki head etiketi, az evvel baktığımız yerdeki iki head etiketi burada da var gördüğünüz gibi. Giriyorum logiv'den, kodumu tekrardan alıyorum. Aldım. Yani kopyaladım. Geliyorum ve buraya yapıştırdım. Evet, biraz basitçe basite kaçtık ama yani bazı çünkü kaydet dedim ve başarılı dedim. Kapattım. Geldim şimdi arkadaşlar. Bir şurada sayfamı yenileyim ki bana bir hata vermesin. Bakayım tekrardan. Evet, şurada ordu kombi servis VP content teams hangi tema marketi ve geldiğim header duruyor. Bir kez bir view diyeyim, görüntüleyeyim. Yaptığım değişiklik gitmişim oraya. Evet var. Peki.
Şimdi arkadaşlar, sistemde herhangi bir hata meydana gelmiş mi? Ona bir bakayım. Çünkü kod bölgesiyle uğraştık. Şu anda yok gibi. Bakalım. Yok. Evet, çok iyi. Şimdi kodumu oradan yapamadığımız için cPanel aracılığıyla yerleştirdik. Şimdi şu kodu yeniliyorum. Şuradaki kaparçı kodumuzu ve yazıyorum. Şuraya. Yanlı oldu. Dashboard aracılığıyla yapamadığımı kontrol paneli aracılığıyla yapmış oldum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, dedi sen successfully login webmasters. Şu anda ordu.com.service.com sitemi başarılı bir şekilde arkadaşlar logive eklemiş olduk. Teşekkür ediyorum geliştiricilerine, logive'in geliştiricilerine. Şu anda benim ekranım neredeydi? Yani canlı yayın yaptığım ekran. Bakalım.